Bugün hep beraber motosiklet pantolonumuzu nasıl seçmeliyiz ona bakacağız. Bu gördüğünüz Revit'in Faktör 3 modeli. 4 mevsim bir pantolon. Gerçi yaz aylarında kullanmak biraz zor olabilir. Yaz ayları için bu kısımlarda havalandırmalar olması sizin için iyi olur. Böyle boydan boya fermuarla ekstra havalandırmaları olan pantolonlar ya da bu kısmı tamamen file olan pantolonlar yaz aylarında daha iyi olabilir. Bu gördüğünüz bahar ve kış ayları için diyebiliriz. Korumalar burada çok önemli. Revit Faktör için içinde Nox korumalar kullanılmış. Yeni sezon Seasoft ürünleri var içinde. Hem dizlerinde hem de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yanlarında Seasoft korumaları var. Bu sezonun çok iyi bildiğimiz Revit'in sırt koruması Seasoft'un yan korumaları bunlar. Aynı şekilde dizlerinde de korumalar mevcut. Burada bağlantı fermuarı var. Pantolonunuzu seçerken montunuzu hangi markadan seçmişseniz pantolonunuzu da aynı markadan seçmenizi tavsiye ederiz. Çünkü aksi halde bu pantolon bağlantı fermuarı birbirine uymayacaktır. Gördüğünüz modelde içinde bir adet içlik var. Bu içlikle siz bu pantolonu kış aylarında kullanacaksınız. Sonra havalar ısınınca bu içliği çıkartabilir ve daha sıcak mevsimde kullanabilirsiniz. Yan cepleri var gördüğünüz gibi. Kullanışlı olabilir. Beli ayarlanabiliyor. Bu önemli bir detay. Şu şekilde. Sizi de rahat ettirecek bu model. Onun dışında çift çıtlı. Ve şurada önemli bir detay var dikkat etmemiz gereken. Şimdi motosiklet botları genellikle uzun oluyor. Motosiklet botumuzu rahatça kullanabilmek için böyle uzun bir fermuar paça da son derece önemli. Çünkü bu sayede motosiklet botumuzu rahat bir şekilde giyebilir, pantolonun içine sokabilir. Daha sonra fermuarını kapatıp üzerinden cırt bantıyla istediğimiz gibi paça genişliğimizi ayarlayabiliriz. Diğer motosiklet pantolonu modelleri için motosikletaksesuarları.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.